Αυτό που όμως είπατε και πολύ σωστά το έχετε αναπτύξει, δηλαδή η πολιτική του Ερντογάν με τη μαζική αθλητική κάθοδο των επίγων, με την ανοικοδόμηση των κατεχομένων κτλ. Όλα αυτά βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Ερντογάν τα κάνει και με τις ευλογίες των εκάστοτε τουρκοκυπρίων ηγετών. Ακόμα και από τον κύριο Ταλάκ και τώρα πολύ περισσότερο με τον κύριο Ερόγλου. Και πάω και ένα βήμα παρακάτω, αν θέλετε. Ακόμη και αυτά που συμφώνησε στις συνομιλίες ο κύριος Χριστόφιας με τον κύριο Ταλάτ, έρχεται σήμερα ο Έρογλου να τα ξαναξεκινήσει από την αρχή, κρατώντας πολύ πιο σκληρή στάση. Τι να αναμένουμε στο τέλος της ημέρας? Şunu söyleyeyim, Sayın Talat da, Sayın Eroğlu da, Türkiye dışişleri veya Türkiye'deki hükümetin direktifleri ile masaya oturdular. Dolayısıyla şu anda Türkiye hükümeti ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi sonucunda Kıbrıs görüşmelerinin de çıkmaza girmesi kaçınılmazdır. Sayın Eroğlu, daha önce Sayın Talat'ın imzaladığı ve onayladığı bir takım görüşlerin dışına çıkıp masadaki yörüngeyi başka tarafa çeviriyorsa, bu Türkiye hükümetiyle AB arasındaki görüşmelerdeki tıkanmadan dolayıdır. Biz Kıbrıslılar olarak Türkiye'nin rehinesiyiz. Kıbrıs Türkler olarak. Bunu biliyoruz. Bu açıdan hareket ederek masadaki görüşmelerin aslında Kıbrıslılar arasında olmadığını da söylersek yanlış olmaz. Sayın İstifyas Kıbrıslı Rumların çıkarlarını koruyor. Sayın Eroğlu da Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruyor. Ama masada Kıbrıslıların çıkarını koruyan yok. Dolayısıyla sorun buradadır. Kıbrıslı bir çözüm derken Kıbrıs'ın insanının gerçek taleplerinin ön plana çıkması gerekiyor. Bunu biz görmüyoruz. Uluslararası aktörler de bu konuya seyirci kalıyorlar. Bu bizi üzen bir konudur. Toplumlar arasındaki yakınlaşma sürecinde de son dönemdeki ırkçı, şöven anlayışların yükselmesi. Her iki tarafımda bahsediyorum. Ve özellikle güneydeki bir takım örgütlerin ve kilisenin desteğinde olduklarını bildiğimiz bir takım örgütlerin, Sayın Hristostomos'un bu konudaki açıklamaları vardır. Bu kabul edilir bir nokta değildir. Sağ güçleri, faşist güçleri destekleyen açıklamaları Kıbrıs Türk toplumu arasında çok olumsuz bir hava yaratıyor. Bu ülkede Kıbrıslı Türklere de saygı duyulması gerektiğini, iki toplumun beraber yaşayabileceğini söylemesini bekliyoruz biz buradaki ruhani liderden. Oysa ırkçılık yapan kesimlerin desteklenmesi ve aynı görüşü paylaşıyorum demesi bizi üzüyor. Görüşme sürecini de uzatan, tıkayan, toplumlar arasındaki güvensizliği de artıran bir durum yaratıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet, hocam. Βέβαια, για να είμαστε όμως ειλικρινείς, τουλάχιστον από την εκλογή του κ. Χριστόφιας έχει δείξει όλη την καλή θέληση που μπορεί να δείξει ένας ελληνοκύπριος ηγέτης για να προχωρήσουν αυτές τις συνομιλίες. Και βρίσκει πάντα έναν τείχο μπροστά του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου αυτό. Sayın Χριστόφιας'ın masada olumlu bir takım görüşleri ortaya koyduğunu ve sürece katkı koyduğunu gayet iyi biliyoruz. Yalnız masada otururken çok daha cesaretli olunması gerektiğini vurguluyoruz biz. Geçen süreye baktığımızda büyük bir kayıp olduğunu bu geçen sürenin görebiliyoruz. Ve neticede seçimlere giden bir süreç var. Siyasetçiler gelecek nesilleri değil seçimleri düşünür her zaman. O yüzden de Kıbrıs sorununun bir seçimlere kurban edilmesi gündemdedir. Bu açıdan biz kabul etmiyoruz bunu. Masadan sonuç almak istiyoruz. Geçen her gün kayıptır. Daha cesaretli olunması lazım. Daha olumlu, somut adımlar atılması gerekiyor. Hocam, Merkel'in ziyaretinden sonra, daha doğrusu Merkel'in ziyareti ve açıklamaları, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki yaklaşımında bazı değişimlerin habercisi mi sizce? Uluslararası güçler her zaman için Kıbrıs'ı kendi çıkarları açısından düşünmüşlerdir.
şu anda gündemde olan Kıbrıs'ın güneyinde açık denizde olan doğal gaz rezervleridir. Adamıza ilgi bundan dolayıdır. Tarih boyunca hep dış güçler çıkar sağlamak için ülkemize geldiler. Kıbrıslılar her zaman için ızdırap çekmiştir. Baktığımız zaman kendi kendimizi yönettiğimiz dönem çok azdır. Bu fırsatı Kıbrıslılar olarak hiçbir zaman yaşayamadık. Ülkemizin doğal zenginliklerini beraber paylaşamadık. Bu kabul edilmez bir olaydır. Avrupa Birliği'nin bakışının da bu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Merkel de bugüne kadar Kıbrıs politikası konusunda hiç ilgilenmezken bir anda Kıbrıs'la ilgilenmesinin temel sebebinin bence adanın doğal zenginlikleri olduğunu düşünüyorum. Peki şu anda özgür bölgelerde bu süreç çok ciddi bir şekilde tartışılıyor, doğalgaz. Siz KTOS olarak nasıl bakıyorsunuz? Kıbrıslı Türkler bu süreçte yok. Kıbrıslılar olarak bütün adanın zenginliklerinin sahibi olduğunu düşünüyoruz biz. Ama bizim dışımızda olanlar böyle düşünmüyorlar. Şu anda masaya da oturan Sayın Eroğlu Türkiye'nin Kıbrıs'taki çıkarlarını savunuyor. Dolayısıyla bu doğal gaz yataklarından, zenginliğinden Kıbrıslı Türklerin yararlanması meselesi söz konusu değildir. Türkiye'nin tarihten gelen çıkarlarını savunduğu noktası ön plana çıkıyor. Süreci izlediğimiz zaman da Türkiye'nin bu kaynaklardan hak iddia etmesi gündemdedir. Dolayısıyla olay bir paylaşım kavgasıdır. Bu paylaşım kavgasından doğru olan Kıbrıslıların akıllı bir şekilde davranarak bu kaynakları kendi menfaatleri için, kendi ülkeleri için kullanabilmeleridir. Bizim yaklaşım boyutumuz budur. Μάλιστα. Μας έχουν απομείνει μόνο δύο λεπτά και έτσι νομίζω πρέπει να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει 28 του μηνός. Έτσι το μήνυμα σας αν θέλετε και τι αναμένετε. Κύπριστο Τουρκλέρο olarak biz bir varoluş kavgası veriyoruz. Bu gerçek anlamda bir varoluş kavgasıdır. 28 Ocak tarihinde de düzenleyeceğimiz mitingde tek bir talebimiz vardır. Bu ülkede var olmak istiyoruz. Talebimiz budur. Bu konuda Kıbrıs Rum toplumunun da bizi anlaması gerekiyor. Kıbrıs Helen'dir, Kıbrıs Yunan'dır mantığından vazgeçilmesi gerekiyor. Kıbrıs Yunan'dır denirse kuzeydekinde de Kıbrıs Türk'tür dedi, diyorlar. Ve adamızın bölünmüş kalması devam eder. Bu ülke bütün Kıbrıslılara aittir. Biz bu değerleri beraber paylaşmak, beraber yönetmek ve çocuklarımızı bu ülkede insanca yaşayabileceği, torunlarımızın geleceği daha güvenle bakabileceği bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Ακριβώς. Κύπρος ανήκει στον λαό της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Hoca çok teşekkür ediyorum. Mücadelenizde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.